Peki NBC'nin arada bize kayması. NBC evet bize bir arada kaydı. O gün yani kayı çok da şükür 10 TL için. NBC bize bir arada kaydı böyle bir. Evet öyle bir şey oldu. Ama biz de onlara kaydık. Bizimkisi çok iyiydi. Bak tekrardan söylüyorum. O mesajı yazan adam çok büyük ihtimalle orgazmdan öldü. Başka bir şey, yani müthiş bir şeydi o. İnanılmaz bir şeydi. Yani o mesaj yani ve tık golden shot. Gitti yani. Müthişti. Müthişti. Olay anası. Abi bu Amerika'daki olaylar olduğunda Türkiye Dışişleri Bakanlığı bir tane bildirge yayınlanıyor. Yayınlıyor. Amerika'ya. Dur bir saniye. O direkt bildirgeyi okumam lazım. Türkçesini tamamen okumam lazım. Yazın kendisi bulmam lazım. Çok güzel bir yazı. Abi YouTube videosu atıyorsun. YouTube videosu niye atıyorsun bana? Direkt şeyi bulmaya çalışıyorum. Yazın kendisini. Twitter'da var. İşte onu arıyorum. Linkini bulursanız atın şimdi. Niye CNBC? CNBC kudurmuyor ki bu arada. CNBC kudurmadı bu arada. Ha. Yani müthiş bir yazı. İngilizcesini okuyacağım, sonra Türkçesini okuyacağım bu arada. Çünkü İngilizcesi daha güzel. İngilizcesi mükemmel. Çünkü kelimeleri çok güzel seçmişler. Yani yazan adam bugünü bekliyormuş. Yani dalga geçmiyorum. Yazan herif bugünü bekliyormuş. Yani bunu ciddi söylüyorum, 5 yıldır hazırda bekletmiyorlarsa ben bir şey bilmiyorum. Ama bunu okuduklarım bir gün gelecek diye bekletmişler yani. We are following with concern the internal developments happening in the US following the presidential elections, which culminated in the Capitol Hill building being breached by the protesters today. We call all parties in the US to maintain restraint and prudence. We believe the US will overcome this internal political crisis in a mature manner. We advise Turkish citizens in the US to avoid crowded areas and places where the protests are taking place. Abi kısaca diyor ki Türkçe kısmını da okuyalım. ABD başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan bu ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç geçmeleri endişeyle takip ediyoruz. Buraya kadar normal. Bu kısmı çok güzel. ABD'deki tüm tarafları ne o okunmuyor ki? İtidal ne o? İtidal ve sağduyuya davet ediyoruz. Bu kısım var ya. O var ya, burası müthiş, en güzel kısmına geliyoruz. Böyle, o tüm tarafları demesi o kadar güzel ki. Hani iki taraf hani böyle iki taraf var ya böyle, o böyle tam böyle kudur. ABD'nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz. Bu da Golden Shot abi, en güzel kısmı. Bu direkt copy paste bu arada. ABD'deki vatandaşlarımızın kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Direkt kendi ilaçlarını kendilerine sokmuş, direkt yedirmişiz yani. Tam bir boy. Tam bir reverse kart. CNBC'ye kudurmuyor var arkadaş, CNBC'ye değil, NBC kuduruyor buna. NBC de kudurmuyor. NBC'deki bir tane kadın şey diyor. Ya bunu biz yapıyorduk. Yani bunlara kadar düştük mü diyor. CNN'de hiçbir şey demediler. CNN'de adamlar haklı dedi, geçtiler yani. Bugün sabah da öyleydi. Mesela bugün CNN'in Londra
spikeri konuştu. En son bizim Türkiye'nin şeyini söyledi. Durum yani bu noktada diyor. Halk yani diğer devletler bizi böyle görüyor diyor artık dedi. Çok iyi. Çok iyi yani. Şey çok komik bir de. Şu anda şimdi bir de şey yani Senato'da dün işte konuşmaya devam edildi. Senato dün gece 2'de açıldı tekrar. İçeri girdiler. Bugün saat 7'de sayımı falan bitirdiler. Biden tamamen resmi olarak başkan adayı değil artık başkan. Elected president. Şey oldu. İşte Senato'da bugün herkes circle jerk yaptı. İşte biz Amerika böyle daha iyiyiz. Herkes böyle Osmanlı çemberi tarzında bir şeyler yaptı. Bazıları Osmanlı çemberini bozdu da. Şey oldu. Tam bunları konuşurken işte birisi, yani birçok kişi şey diyor. Amerika bu değil. Gençlerimize göstermeliyiz. Amerika daha iyi bilmem ne. CNN'den birisi en sonunda kudurdu bu arada. Gecenin 5'inde mi 6'sında 5'inde 4 veya 5'inde çünkü 6'sında ben uyudum saat 5.30 gibi uyuyakaldım. CNN'deki birisi kudurdu en sonunda. Evet Amerika bu abi. Amerika'nın kabul etmek istemiyoruz ama Amerika bu. Daha iyisi olmalıyız diye bir kudurdu en sonunda böyle bir. Bayağı bir 5 dakika monologa girdi böyle bir çılgın attı. Aynen. Herif tam böyle kudurdu. Tamamen dedi ki artık yani evet Amerika bu. Biz buyuz. Sadece kabul etmiyoruz bu olduğumuzu dedi. Ya evet bu arada abi bak Amerika ya bu işte magacılar bu işte protesto yapıp basanlar senatoya basanlar o kadar gerizekalı ki adamın teki Georgia eyaletinin bayrağı diye gidip Gürcistan bayrağını alıp girmiş. Senato'ya girmiş onlar. Evet tamam böyle. Yakında ama. Evet. Ya bu evet mesela şey çok. Bu adam. Hayır bir de işin komik tarafı ya anlamadığım şey bu. Abi bu heriflerin bu arada yaptığı şey. Bu senatoya girmek inanılmaz boyutta federal bir suç. Bu arada bayağı bildiğin hapis yatacaklar hep birçoğu. Düzgün işlerse prosedür. Abi herifler hem yayın açıyor. Hem böyle fotoğraflar çekiliyor. Birisi şeye gitmiş, Nancy Pelosi'nin odasına girmiş, orada bir tane şey mektup çalmış, mektup çaldıktan sonra bir sonraki gelişimizde peaceful olmayız yazmış. Evet yani...